özellikle hastalığınız döneminde yine kendinize öğrettiğiniz şeylerden biri stresten uzak durma konusunda olumsuzluklardan uzak duruyorum. Olumsuz insanlardan, söylenen insanlardan uzak duruyorum diyorsunuz. Biraz da umursamak, umursamaz olmak lazım. Vurdum duymaz dedim. Evet, vurdum duymaz olmak lazım. Ve biraz da bencil olmak lazım. Tırnak içinde biraz bencil olmak lazım. Çünkü insan kendi içinde huzuru, gücü yakalayamaz. Kendi başına ayakta duramazsa, ki albümde Kaybetmem şarkısında bunu anlattım. Bu sefer çevresine ne sevgi yayabilir, ne faydalı olabilir. O yüzden öncelikle kendimi düşünmeye başladım. Önce ben demeye başladım. Hı hı. Ben ayakta durmalıyım ki çevreme faydam olsun. Ben mutlu olmalıyım ki çevreme mutluluk vereyim. Ben sağlıklı olmalıyım ki çevremle sağlıklı ilişkiler kurabileyim. Hep benden başladım. Önce yani bu çok sert, belki biraz katı, kendiyle hesaplaşma ve kendini adam etme süreci de oldu benim için. Yoksa çıkıp ay annemi kaybettim, bir de kanser oldum, eyvah meyvah, böyle bir ajitasyonla ne ben bir şey kazanabilirdim ne de topluma bir şey kazandırabilirdim, ki bu yapılıyor. Ben çok sakladım rahatsızlığımı. Hiç istemedim insanlar duysunlar. Çünkü insanların yeterince üzüntüsü var. Ama biraz bizde kendini acındırma çok şey, yaygın bir davranış. Ben işte ondan hiç hoşlanmıyorum. Yani Twitter'da da bunu yapanlar var. Ay başım ağrıyor, içim ağrıyor, trafik çok sıkışık. Ay bu, ya trafik sıkışık, İstanbul'da yaşıyorsun. Kalk git o zaman. Başın ağrıyorsa Twitter'ın başında ne işin var? Git al bir ağrı kesici, yat. Peki biz yani medyada da böyle değil mi? Daha çok böyle negatif, olumsuz şeylere bakarız. Evet. Hani dolayısıyla hani medyayı da insanlar, toplum takip ettiği için sürekli sanki hayatta hep olumsuz şeyler oluyormuş gibi bir algı da oluşuyor. Vallahi İnsanlar Allah kimsenin, bir anlamda mutsuz da ediyor. Yıldırcığım, Allah kimsenin başına vermesin ama öyle bir süreç yaşadım ki anacığımı kaybettim. Arkadan da böyle bir çok ciddi bir rahatsızlıkla beraber. Kimseye Allah yaşatmasın ama öyle farklı değişiyorsun ki hiçbir olumsuz hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Ben çok uzun bir süre haber izlemedim mesela. Komedi kanalları izledim. Müzikaller koydum, onları izledim. Çok büyük bir avantajım var. Enstrüman çalabiliyorum. En sıkıntılı anda bir enstrümanın başına koştum ya da elime aldım. Yani öyle, o benim tabii özel bir şeyim, avantajımdı. Ama öyle bir durumda kalıyorsun ki mecburen bunlarla hesaplaşmak zorunda. Yani iki seçeneğin kalıyor. Ya bırakacaksın kendini, tamam ben ölüyorum bilmem ne diye. Ya da tam tersi, içindeki o gücü fark edip ona sarılıp hayır, daha yaşamam lazım, daha yapmam gereken çok şey var. Nasıl olsa geldiğim gibi bir gün gideceğim. Evet. Onu idrak etmek lazım. Doğru.